Evet arkadaşlar, Avrupa'ya devam. Şu anda muhafazda Türkçe muhafazam. Dışarıda yapamayız. Yağmur yağıyor. Tabii lifte de olurdu. Tekerleri tökülecek. Ayakları bakayım doğru yerlere koymuş mu koymuş ama üstüne bir şeyler bezler koyabilirdim. Neyse. Bu kadar çok sıkmayın hep bunları. He? Onlar kendiliğinden sıkışıyor. Kendisi sıkışıyor. Az da sıksa sıkışıyor gittikçe. Allah gel sonra işte bilmez olur. Benim lokma galiba. Sakın götmeyin buradan. Söyleyeceğim şunu. Bu tökülmüş zaten. Bunu söyleyeceğim. Bir de uğrayan da var abi burada. Tutan bir şey. He. Bu dinamaya gidiyor. Buraya taraf yok bu taraf. Bunları da böyle veririz. Duvara doğru. Şanjıman böyle çıkacak. Yer açacaksın. Şunu da çıkar. Şu sensörü. Crank sensörü bu. Bujileri ateşleme zamanını ayarlıyor. Un anahtar git lokmayla. Hemen dolaşmış ürün gelmiş dolaşmış. Ama altta hani bir şey yok altta. Ya yağlar dökülecek altta. Olmadı. Büyük kova, temiz kova olacak bir de. Ama yağı geri koyamayacağız. Ben de biliyorum orada öyle olduğunu hayır mı? Kovayı ortala. İşte civata sökülmezse bu buradan sökülürmüş. Buradan bir de buradan. Ne? Şimdi vites koyunu çıkaracaksın. O şey gelmiyor değil mi? Hidrolik direksiyon borusu. Buna gelmez umarım. Devam. Tamam. Şimdi direksiyon borusunu çıkart, öbür aksin pimini çıkart, öbür aksin. Şimdi ise aksteki yarıklı pim çıkacak. Bu tarafı sökmeyeceğiz, bu tarafı sadece bu tarafı söktük. Ondan sonra da şasiyi aşağı indireceğiz, biraz bir şey indireceğiz. Tamam. Arkadaşlar şanjımanı indirdik. Marka Renault olduğu için oldukça zor sökülüyor. Alt şasiyi indirdik. Direksiyonun milinin vidasını gevşettik. Şaside azıcık bir boşluk bıraktık işte burada. Bakın boşluk böylece çıktı. Diğer tarafta da boşluk var. Tamam şimdi baratayı çökeceğiz. Alyan anahtarları getir Alyan. Alyan lokmalı takın. Burada ses. Alttan in altta in. Alt bu yana bu yana. Bu yandan. Buradan. Bu yandan lan. Ya yatmayacaksın daha. Oradan biri bakacaksın ha oradan biri.
Şöyle kendini havanın havan salmaz çoğaltıyor. Yok. Tıllayabilir. Tıllar mı lan? Çekil şöyle bu. Devye. Çek bana. Evet efendim. Çıngırdan evet, evde. İyice buldurmuş. Bunda sert depriyaj sarmalar yapmış. Bir defa deneme yapan Adem'i yakalamıştım. Hı. Buradan 10 metreye kadar patina çekmiş. Evet. Gördün mü? Yaptığın işe bak. O zaman sallıyordu işte. Ondan sonra Balat'ın araları açılmış araları. Gel bakalım. Balat'a da bitmiş. Yeniyi getir yeniyi. Yaylar sallanıyor bakın. Yaylar balansını düzenli yapmaz. Bir de orta kısmı oynuyor. Orta kısmı bu da volantın şu köşelerine değip vites geçmemezlik olur. Bakın burayı görüyor musun? Hmm. He, buraya sürtünmeler başka nerede var. Sadece burayı sürtünmüş buraya. Bir de buraya pek başka yere pek sürtünmemiş. Bu içten oynama nedeniyle buraya sürtünme yapar. Vites geçmez, vites cırt eder bakın. İçi tamamen bozulmuş, yeniye bakalım. Oynamıyor bakın. Valeo kullanmış. Barata küçük mü la? Ana, harbi la. Sanırım yanlış baskı almışsın. Yani... Murat mı aldın galiba? Aynı. Aynı mı dedi? Yarına Barat'a gelmesi lazım. Kapat. Evet, Adem Usta'nın şu anda mağdurluğu. Yanlış verdi. Debreş balata setini yanlış almış. İki çeşit varmış. Harun Usta bu. Üçe çeyrek var. Evet. Sabah 11'den beri bunu çekiyoruz. 11'den beri şu anda arabanın hali içler acısı. Adem Usta'nın arabası. İki çeşit varmış. Harun Usta bana sorsaydınız böyle olmaz dedi. Keşke sorsaydık. Kafamıza göre iş yaptık. Harun Usta'yı dinlemezseniz böyle olur arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Ver bakayım. Odakla. Valeo balata kullanacağı önceki balataya Adem yanlış vermişler yani. 1.3'müştü bu. 1.4 bu. 1.6. Tamam 1.6 diyecektin. Ben 1.6 dedim. 1.3'le aynı değiller. 1.3'le. Müşteriye geldi. Ne olacakmış? Şurada kitaplama. Işıklı yap bu kamera. Bebeğinden hiç çıkmıyor. Gösteriyor mu? O zaman iyi. İki cıvata delikler. Farklı cıvata deliği de varmış burada. Farklı araçlara vuruyor galiba. Frede freze vurması lazım balatayı ortalayabilmek için ama biz gözle ayarlayacağız bunu. Nadir, çok nadir yaptığımız iş olduğu için frezeyi pek freze alma gereği duymadık. Çoğu balataları göz hizasıyla ayarlıyorum. Bulamayanlar belki aynı benim gibi yaparlar, göz hizasıyla ayarlarlar. Birazdan kafamı tam ortalayıp göz hizası yapacağım.
Kapat. Bırakmış balatayı. Kapat. Bakın demiri ova daire şeklinde çeviriyoruz. En yakın ne tarafa olduğunu anlıyoruz böylece. Burası tamam, alt tamam, üst tamam, ön tamam, arka tamam. Ve bakalım. Tamam. Böylece ayarlamış oluyorum. Şimdi sıkma işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar, şanzımanın etrafından çıkan tozlara bakın. Ben çarşambaya gittim geldim. Bu elemanların ikisi bunu temizlememişler. Tabii az önce fırçaladım. Hatta araç Faruk Bey'in ama gelip bir temizleyeyim dememiş. Bu başka olsa şimdi pırıl pırıl yapardı. Hatta ne bileyim iki gün uğraşırdı. Kamera beni görmüyor. İki gün uğraşırdı. Bu basını hiç çekmemiş tahminim. Belli. Şimdi iticiyi takacağım. Önce şöyle yapalım. Şimdi böyle. Bakır diye sıkışması lazım. Bir ufak bir kres koyun. Böyle yapalım. Kapatın. Çek. Tamam, opet. Ya döküldü Faruk. Tamam şimdi. Ne kadar tamam. Evde fazla kalkmışa benziyor. Ne de şahin. Tamam. Kaç evet arkadaşlar, şimdi de saplamalar takılıyor. Kablolara dikkat edilmesi gerekiyor.
Yapılan şu an yavaş yavaş takın. Tamam. Burayı yapılanı unutmayın. Bunu takıldı takın abi takıldı. Önce öbürü takılacak. Bu yankini takmayın. Bu yankini. Sadece vidaları tak bana çağır. Arkadaşlar sonunda Avrupa 1.6 debriyaj balatasını bitirdik. Şimdi sahibi test ediyor. Eski balata ile yeni balata arasında fark var mı göreceğiz. Balatanın içi zaten sallanıyordu. Artı sallanma sebebiyle balans da yapabilirdi. Balans arabayı titreşim yapar değil mi? Ha. Tamam mı? Ayar yüksekliği tamam mı? Debriyajı tamam. Değişim değişmiş. Nasıl yani? Kaçırıyor muydu? Kaçırıyordu. Debriyaj ayar en altta kavrayacak. Onu ayarla tamam mı o ayar? En altta tamam.